Hocam siz de eserinizin genel muhtevasından anladığımız kadarıyla Kader Risalesi'nde öne çıkan teze katıldığınız bir husus var. Kader hususunda bir Kur'an'ın öngördüğü bir tasavvur var, bir de cahiliyenin kabulleri var. Birbirine iki zıt bir algı var, kader algısı var. Bu daha açık ve bariz olarak Kur'an referansı alan kader konusunda Risale ne diyor? Aslında sorun nerede başladı biliyor musunuz? Sorun Cemel Savaşı'nın arkasından başladı. Ne Allah Resulü'nün ne sahabenin böyle bir meselesi yok. Kur'an ne kadar söylüyorsa o kadar. Çünkü Peygamberimizin Kur'an dışında bir din kaynağı yok. Kur'an açıkça söylüyor ki مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْا۪يمَانِ Sen bundan önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Ve yine Kur'an açıkça söylüyor ki اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ د۪ينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً Bugün size dininizi tamamladım. İyi mi? Yine Kur'an açıkça söylüyor ki قُلْ اَتُعَلِّمُونَ اللّٰهَ د۪ينَكُمْ Şimdi siz Allah'a dininizi mi öğreteceksiniz? Tam da öyle. Tam da öyle. Tam da öyle. Allah'a din öğretmeye kalkanlar birazdan konuşuruz inşallah. Ve böyle bir problemi yok. Zaten Kur'an açıkça bu konuda insanın iradesini öne çıkarmış. Açıkça söylemiş Kur'an. Diyor ki Kulle insanin elzemnahu ta'irahu fi unuqi. Biz insanın kaderini kendi çabasına bağlı kıldık. Bu kadar. Bu kadar. Bitti. Ve elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için çalıştığı vardır, başka yok. Yine Kur'an fe elhemaha fucuraha ve takvaha. İnsanı Allah yarattı, ona fücuru da takvayı da ilham etti. Yani iki tohum gibi ekti. Hangisini kullanırsa, sularsa, büyütürse o. Onunla mecbur olur. Efendimizin hayatına bakın. Efendimizin hayatında siz hiç bunu Allah'a bırakalım, Allah'ın takdirine, o nasıl yaparsa öyle olsun dediği bir gün gördünüz mü? Hiç böyle bir şey duydunuz mu? Şu hayata bakın. Bir ömür ki bir ömürlük mücadele. Daha vahiy iner inmez Hira'dan bitti. Mağarada durma yok. Aşağı in bakalım. Şehre in bakalım. Kum diye başlıyor. Kum, kalk, davran, harekete geç. Yani ne? Allah'ın kaza ve kaderi neyse o, sen yan. Sen hiçbir şey yapamazsın. Senin çalışman hiçbir şey. Ama tersi söylüyor Kur'an. Kum fendir diyor. Ya eyyuhel muzzemmil kum illeyle illa. Kum, 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 ikra. Emirle başlıyor bakınız. Yani harekete geçmeye davet ediyor. Harekete geç. Ve harekete geçiyor Resulullah. Öyle bir harekete geçiyor ki düşünün bir tek kişiyle çıktığı yolda geldiği nokta ortada. Bir ömürlük mücadele. Bir tek falso yok. Öyle bir ince plan ki Hicri nübüvvetin 5. yılında Habeşistan'a muhacirleri gönderiyor. Hayber'in fethine kadar gelmelerine izin vermiyor. Yani 8 yıl oradan, 7 yıl oradan, 15 yıl mı? 15 yıl orada tutuyor, alternatif tutuyor. En ince ayrıntısına kadar hicreti planlıyor. Kim azık getirecek? Kim haber getirecek, istihbarat toplayacak, kim izleri silecek, kim kendilerine rehberlik yapıp sahil yolundan Abdullah bin Üreykıt ve Kuba'ya götürecek. Hepsi teker 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 tespit edildi. Cebre inanan bir insan bu kadar tedbiri almaya niye ihtiyaç duysun? Aynen öyle. Efendimizin hayatında hiç böyle bir şey görüyor mu? Ya Resulallah diyor bir tanesi geliyor, biz okunuyoruz diyor efendim, tedavi oluyoruz. Bu Allah'ın kaderine karşı gelmek olur mu? Hiç olur mu? O da tedavi de ilaç da Allah'ın kaderi değil mi? Efendimizin kaderi anlayışı böyle. Dolayısıyla bu konuda bir problem yok. Kur'an'da kaderle imanın aynı yerde geçtiği bir cümle yok.
kaderle imanın aynı yerde geçtiği bir ayet yok. 11 yerde kader kelimesi geçiyor Kur'an'da. Oraya geliriz inşallah. Geliriz. Evet. Ama bu manada nerede koptu dedim ip? Cemel'de koptu. Nasıl koptu? Cemel'de 10.000 kişi vefat etti. Ölen de Müslüman, öldüren de Müslüman. Ölen de sahabe, öldüren de sahabe. Şimdi akıllara şu çengel gibi sorular takıldı. Şimdi bu ne? Ölenin durumu ne? Öldürenin durumu ne? Bunlar nereye gittiler? Cennete mi, cehenneme mi? Cennete gittiyse kim gitti? Haklı kim, haksız kim? O kadar ağır bir durum ki bu. 10.000 kişi gitmiş Cemel'de. Anam bey, boru değil bu. Ve Allah Resulü'nün bunların çoğunu Allah Resulü elleriyle yetiştirmiş. 10.000 kişi gitmiş. Ve insanlar öyle allak bullak olmuş ki zihinler. Durumu izah edemiyor. Aynen, durumu izah edilemiyor. İçinden çıkılamıyor. Nereye boşa koysa dolmuyor, doluya koysa almıyor. Ne diyecek şimdi? Öldürene ne diyecek, ölene ne diyecek? Şimdi bir tarafın komutanı Hazreti Ayşe, öbür tarafın komutanı Hazreti Ali. Bir tarafın komutanı Resulullah'ın eşi, öbür tarafın komutanı Resulullah'ın damadı. İlmin kapısı. Ne diyecek şimdi? Kime ne diyecek? İşte tam orada kader imdada, kadercilik imdada yetişti. Kimin imdadına? Öncelikle zaten sistem bunun altyapısını hazırlamış. Emeviler. Emeviler bu işe iyi sarılmışlar. Çünkü kendilerine lazım. Niye lazım? İşte cinayetleri var. Muaviye'nin dedesi Utbe'yi, Muaviye'nin dayısı efendini, Muaviye'nin kardeşi Hanzala'yı bizzat Hazreti Ali öldürmüş Bedir'de. Dede, dayı, kardeş. Bizzat öldüren Hazreti Ali. Şimdi ne oldu? Nereye gitti bunlar? Yani Bedir'de Allah Resulüne karşı savaşan bu ailenin dayısı, dedesi, kardeşi Bedir'de Allah Resulüne savaşmış, öldürülmüş. Kendisi şimdi Müslümanların tepesinde. Nasıl izah edecek bunu? İşte böyle izah ediyor. Kader diyor. Yani tamam, Bedir'de dedem Resulullah'a karşı savaştı, dayım Resulullah'a karşı savaştı, kardeşim Hanzala Resulullah'a karşı savaştı, ama kaderdi. Kader. Bunu Allah yazdı. Allah'ın kaza ve kaderi. Onun için yani dedemin, dayımın, efendim benim sülalemin Resulullah'a karşı Bedir'de savaşmış olması, ölmüş olması Allah'ın kaderidir. Kimsenin söyleyecek bir şey yoktur. Bu böyle. Devletin işine geldi bu. Emevilerin işine geldi. Gelelim mazlumlara. Mazlumların da işine geldi. Şimdi mazlumlar nasıl işin içinden çıkacaklar? Mağdurlar nasıl çıkacaklar? Mağdurun ya mağdur kendine zulmedenden hakkını alacak. Gücü yetmiyor. Alamıyor. Gücü yetmeyince ilahi takdir deyip aynen öyle. Bir müsekkin lazım. Bir teskin edici lazım. Bir hap lazım. Ya bir asalak toplum oluşturmanın yolu da buradan geçiyor. Aynen öyle. Bunun devlet de çok işine geliyor. Evet. Mağdur da bu kaderdir dedi, oturdu. Ondan sonra çok ilginç efendim, ulemanın bir kısmı da bu işe baktı ki devlet bunu resmi görüş edinmiş. Yani zalimler böyle yapmış. Bu kader onların işine geliyor. Çünkü zulümlerini kolay açıklıyorlar kader üzerinden. Mazlumların da işine geliyor. Onlar da zulme uğramışlar. İntikamlarını alamıyorlar. Öçlerini alamıyorlar. Zalimden haklarını alamıyorlar. Onlar da kader demişler. Kendilerini öyle teselli etmişler. Ulemanın bir kısmı da o dönemde gnostik akımlara karşı, işte ikili dualist akımlara karşı efendim hayır tanrısı, şer tanrısı. Efendim, öyle bir inanış var. Onlara karşı mücadelede kelam ekolü olarak bunu kullanışlı buluyorlar. Onlar da böyle destekliyorlar. Yani herkesin kendince bir sebebi var. Kaderci olmasının, cebirci olmasının ve böylece ortaya çıkıyor. O ortam böyle ortaya çıkıyor.